Selam dostlar. Size yepyeni bir noktadan Artvin Yusufeli'nin sular altında kalan ilk köyü olan Könik köyünün mevkisinden ve suların yükseldiğinin de belirtilerinin çok fazla hissedildiği bir yerdeyiz. Bu videonun aslında daha bir bombası var. Yanımda burada detaylı videolar yapıp YouTube konusunda da kendini ilerletmiş YouTuber bir arkadaşım var. Zaten sizler de görünce onu eminim tanıyacaksınız. Şehzade Taşçı. Şehzu Taşçı kanalı ismiydi. Aynen, Şehzu Taşçı. Aynen. Sarı montlu çocuk. Meşhur sarı montlu aynen. Ben İstanbul'da ikameten birisiyim. Üşenmedim. Buralara gelmek istedim. Çünkü bir ay süresi var dediler. Artık su altında kalacağı için bir daha göremeyeceğimizi düşündüm. Bu da bir tarihe tanıtık etmek. O yüzden gelmek istedim. Sağ olsun geldik. Beraber bu videoyu yapmak istedik. Şehzu'nun kanalından bildiğiniz gibi sıfır noktası burası. Buraya artık arabalar gitmesin diye engellemişler. Buradan şimdi biz nasıl yapıyoruz abi? Buradan yürüyerek gideceğiz. Birkaç köpek de var. Onlara da yardım edeceğiz. Malzememizi falan aldık. Buradan sıfır noktasına kadar gideceğiz. Oradan bir drone uçuracağız. Tamam. Könik köyünü tekrar göstermeye çalışacağız insanlara. Tamam. Çünkü belli başlı yerleri sular altında kaldı. En azından kurtarabildiğimiz. Bir de senin meşhur koyduğun izler, işaretler var. İleride. Onu da bakalım, evet, görelim. Onlara da bakacağız. Tamam, gidelim abi. Hadi bakalım, devam edelim. Serhat abimiz de burada. Serhat abimiz buranın özü, bağrı, her şeyi. Sağ olsunlar. Beni bu turumda yalnız bırakmadılar. Sen bir şeyler söylemek ister misin abi? Öncelikle hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Senin sayende biz de bir kez daha havadan bir şekilde köyü göreceğiz su altına kaldıktan sonra. Seni daha sonra yüksek bir konumdan Yusufeli'nin bu meşhur 3 vadisi var. Hani böyle konumunun nasıl önemli olduğunu gösteren, oradan da detaylı bir şekilde sen paylaşırsın. Aynen zaten. Bu videoyu drone çekimlerimizi biraz daha güzelleştirmeye tabii, çalışacağız. Tabii. Benim kanalımda sloganım bu açıdan görmediniz. Zaten biliyorsunuz biz de bunun hakkını vermeye çalışacağız bugün. Şöyle bir ilginç bilgi var. Bu arkadaşlar gördüğünüz şu an su her gün artıyor bilindiği üzere. Serhat abimizin demesine göre su arttıkça burada bir ses yankı olayı oluşmuş. İki tane dağ yamaç arasında bir yer olduğu için olabilir belki. Su da arttıkça iyice. Abi burada sonuçta bilinen her zaman balıklar vardı. Bunlar bir sonuçta yaşamaya devam ediyorlar değil mi? Onlar için bir zararı yok. Tabii yok. Yeni şeyler de oluşmaya başladı zaten burada. Yeni balık türleri falan da oluşmaya başladı. Büyük büyük bu yayınlar falan mesela önceden yoktu. Daha çok mesela sazan, alabalık, hani tatlı su balıkları böyle şeydi. Şimdi daha da böyle büyük büyük iki tane daha baraj göreti var. Orada oluşan balıklar muhtemelen aynı şekilde burada da şu anda başlamıştı ki aşağıdaki gölde ara ara gelip tutmaya başlayanlar da var şimdi balıkları. Evet Yasin hoş geldin. Vallahi teşekkür ediyorum. Bir doğum yeri Yusufeli yazan ama evet. Yusufeli görmemiş birisi olarak ben. Ya böyle. Görmüş oldun en azından bu eski Yusufeli'ni görmüş oldun. Yeni Yusufeli ile tekrar hani merhaba demedin doğduğun büyüdüğün yerlere. Aynen. Ama işte bizim belli anılarımız, belli hayatlarımız hep burada geçti bizim. Aynen. O yüzden biraz üzüntü verici bir durum. İnsanlar kızıyorlar ya bitmedi şu baraj videoları yeter çok sıkıldım falan. Ama işte onlar için 5 dakikalık su dolma manzarası bizim için 30 yıllık bir hatıra. O yüzden biz vazgeçemiyoruz kolay kolay buralardan. Şimdi ben de gideceğim ama işte yine diyorum stok video yapayım. 3-5 tane daha video yapayım. İnsanlar biraz daha izlesin. Sen de geldin. Senin sayende de çok güzel bir video yapacağız. İnşallah. Bu arada Kerem Gök, yani bir tanıyorsunuzdur. Şehzade abimiz yakın zamanda kendisiyle burada bir güzel video yaptılar. Yaklaşık 1 milyon falan izlenmişti en son. Evet. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok da güzel bir video olmuştu. Evet, çok biz güzel de bir video ondan esinlendim ben diyebilirim. Hazır böyle bir kısa zaman da vardı. Yani bütün kurumsal hayatımızdan bir tık zaman ayırıp bu tecrübeye değeceğini düşündüm. O yüzden de güzel oldu yani bence de. Ya sen Yusufeli'sin. Sen muhakkak ki buraya gelmek zorundasın. Dün evet. Ordulu arkadaşlar geldi buraya. Hiç buraya gelmemişler. Daha önce hiç burada yaşamamışlar. Videoları izlemişler, merak etmişler. Son kez bir görelim. Hani ne var ne yok. Bu Yusufeli. Çünkü bir tarihe tanıklık ediyoruz burada. Aynen öyle. Yani çünkü şu yürüdüğümüz yolları tekrar bir daha yürüme şansımız yok. Yani görme şansımız belki yok. Bir, iki, hadi en baba üç ay sonra buraları şu görmüş olduğunuz dağlar bile arkadaşlar değil mi? Mesafe olarak, yükseklik aynen olarak öyle. Dağların yüksek kısımlarına kadar su altında kalacak. Yani mesafesini tam olarak anlatamayabiliriz ama yani ortalama 150 metre civarında baraj gövdesinden bu tarafa doğru açıldığında ne kadar mesafe yapar onu bilmiyorum. Hı hı. Ama 150 metreleri falan görecektir.
200 metrede yaklaşacaktır. Barajın mesafesi zaten yüksekliği 275 metre. Evet. Ama dün geldiğimizde, geçen 3 gün önce geldiğimizde burası böyle değildi. Gözle görülür fark etmiş değil mi? İnanılmaz ya. Yani, inanılmaz. O görüntüyü alma bence. Bir köpek ölmüş. Dün demiştin, evet. Köpek ölmüş. Biraz önce de hani neyin yediğini de görmüş olduk, leş kargaları. Şimdi evet, bunu harbiden, kendi aralarında bence boğuyorlar. Ondan sonra geri kalanı kargalara. Bu aslında böyle bir uzaktan bir kurda da benziyormuş ama köpekmiş ya. Köpek. Hı-hı. Yakından bakınca fark ettim. Dalgası dolmuş buraya baba ya. Bu arada tabii biz kapalı ortamda bulunduğumuz için soğuk hissettirmeye başladı. 2 dakika tutuversene şu eldivenlerini takayım. Yoksa uzun vade sıkıntı yaşatır. Daha gideceğiz. Daha yolun başındayız. Yani gördüğünüz gibi burada olmadığımız için biz böyle kalın kalın giyiniyoruz. Burada olan insanlar böyle Serhat açık bir tane, Serhat bir tane polarla gelmiş mesela oraya. Adam bir polarla üşümüyor. Bu arada arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz ekmekleri köpekler için aldık. İyilikler normalde gösterilmez. Yorum yazıyorsunuz. Yorumlarda ben sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bunu da göstermek istedim. Köpekler de orada. Vay, su artık şöyle, ben de şöyle göstereyim. Hadi be. Ben demiştim sen orayı alırım. Buranın kodu düşük. Buranın kodu düşük olmasını boş ver. Serhat, buradan ileri gidemeyiz. Buraya kadar gidebileceğiz. O işaret falan yok. Aynen, işaret falan kalmamış. Tabii bu su geldikçe şimdi çöpler herhalde görünenler değil mi? Onlar da evet, mecburen. Kötü bir manzara ama burası çöplük. Öyle mi zaten? Aynen, burası çöplük. Çöpler buraya dökülüyor. Bunları belki sonra toplu halde şey yaparlar değil mi? Evet. Temizlenebilir. Evet, sokak hayvanlarını gördüğünüz gibi sonuçta burada yaşam kalmadığı için zorluk yaşıyorlar. Bir de yakında şimdi kar gelmek üzere. Zaten yüksek kesimlerde kar gelmiş. Sağ olsunlar böyle iyi insanlar sayesinde. Dünyanın sadece bizlere ait olmadığını tekrar göstermiş oluyoruz. Evet, bak şunlar da yemedi. At, bak şu da yemedi. Yeni geldi. Sen de at. At da önüne at, önüne at ya. Günah bu yedi, olmasın. Bu yedi. Günah olmasın lan, şey yapmasın. Geri atma. Bağırma, işte, bağırma yok, bağırma yok. Herkese verecek, herkese var. Onu kap bak. Onu korkuttu, onu aldı. Birbirlerine hırlıyorlar. Ekmeği almaya çalışıyor çünkü aç hayvanlar. Aynen. Bu köpekleri şimdi takıp götürebilir miyiz? Şimdi bir tane saklayalım. Birkaç tane saklayalım. Bizimle beraber gelsin hayvanlar. Bunlar şu an zaten bizle beraber gelecek tabii ki. Gel kızım. Gel. Evet arkadaşlar, yani işaret bıraktığım yeri üzülerek söylüyorum ki yine göremeyeceğiz. İnanın bu işareti bıraktığıma 3 gün oldu. 3 gün önce işaret bıraktığım yeri göremiyorum şu anda. Evet, şimdi bu yol eskiden devam eden bir yoldu. Ama düşünün artık sular altında kaldıkça yollar artık kayboluyor. Biz de şimdi bugün itibariyle suyun gelmiş olduğu mertebedeki sıfır noktasına gidiyoruz. İşte böyle değerli insanlar sayesinde bu dünya kurtulacak. Hadi yakala bana. Hadi. Hoppa. Evet, hadi devam edelim biz. Köpekleri biraz daha ileriye alabilmek için ekmek biraz fazla aldık. O ekmekleri de daha köpeklere vermeyelim. Dağıtacağız. Şehir merkezine doğru götürmeye çalışacağız köpekleri de. Yani en azından şehir merkezine gelsinler. Burası soğuk. Burada yiyecek bir şey yok. Belki daha sonrasında oradan ilçe merkezine, oradan da yeni ilçe merkezine gidip hayatlarını sürdürebilirler diye düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Bu arada benim işaret bıraktığım yer muhtemelen sular altında kalmış. Sanki arkadaşlar, bir önde bir işaret daha bırakmıştın. İki işaret bıraktım. Evet, bir tane daha vardı. Şuralarda bir yerde ama o da sular altında kaldı sanıyorum ki. Yani normal kaldığını düşünüyorum. Siz hesaplamanıza göre ortalama bir şey verseniz, mesela günlük olarak bu suyun gelme hızı metre olarak
10 metre midir? Yol boyunda düşünseniz 20 metre midir? 10 metre olmaz belki ama şöyle de bir durum var. Bu suyun gelme noktası 3 gün önce geldiğimde inanın şeydeydi, virajdaydı su. En sonki virajdaydı. Şu en son virajdaydı. Aynen en son virajdaydı. Aa, şey demiştin hatırlıyorum, şu virajın arkasında hatta Yusufeli'ye son dönemeç diye. Aynen öyle. Orası orası mı? Orası, ancak şu anda biz oraya gidemiyoruz. Su buraya, buraya kadar gelmiş. Arkadaşlar bu çöpler içinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu çöpler, burası çöplük. Normalde şeyin merkezin çöpleri getirilip buraya bırakılıyor. Hani ne kadar pis insanlarsınız demeyin. Çünkü şu anda burada gördüğünüz gibi yerleşim yeri yok. Ha, bu çöpler normalde yerin altına gömülmüş olan çöpler artık yavaşça yerin üzerine doğru çıkmış. Ve bundan sonra da belediye mesela temizlik yapacaktır. Umuyorum ki temizlik yapacaktır. Şu anda onunla alakalı hiçbir çalışma görmedim. Hı-hı. İnşallah çalışma yaparlar. Çünkü bu artarak büyüyen bir sorun evet, aslında. Evet, barajın içerisinde yaşayacak olan canlılar için de büyük bir problem. Barajın gövdesi için de, bu asfalt zeminler de dahil olmak üzere problem. İnşallah bir çözüm bulurlar. Bu şekilde olmaz. Bu arada motorlu bir abimiz de geçmiş geliyor. Belki son geçen motorlu abimiz olabilir mi? Yok, daha geçerler buraya, geçerler. Geçerler. Arkadaşlar benim işaret bıraktığım yer tam olarak şurası. Merhaba. Aleykümselam. Tam olarak şuradaydı benim işaret bıraktığım yer. Çok iyi hatırlıyorum çünkü yanında küçük bir ağaç vardı. Ha, şöyle hatırladım. Evet, ilk bıraktığım işaret oradaydı maalesef. Bir burası... sonraki biraz daha ötede miydi? Şu, evet, biraz daha ileride bir yerdi. Evet, şuradaydı. Biraz daha ileride. Burası gördüğünüz gibi sular altında kalmış. Bir sonraki de şu ileride hani suyun bir tık yukarısında kalan yerdi. Yalnız burayı da size göstermek istemiyorum ama her taraf. Sonuçta maalesef gerçek bir belediye sorun ama. Bunu belediyenin düzenlemesi gerekiyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum sizleri güzel görüntülerle, güzel bilgilendirmelerle baş başa bıraktık. Videomuzu beğendiyseniz like verin, atmayı unutmayın. Misafirperverliği için Şesu arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İlk defa görüşmemize rağmen çok yakın davrandı. Artvin Yusufeli'den. Gerçi bizim Artvin Yusufeli insanımız genelde böyle. Aynen, sıcak kanlıyız. Yani biz sen de öylesin. Espriyi severiz işte vesaire. Bu yüzden güzel bir etkileşim video yapmak istemiştik. Çok da güzel oldu bence çekimler. Kendisinin kanalında, benim kanalım ve kendisinin kanalında burada bulabilirsiniz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.